hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, kıymetli büyükler ve sevgili küçükler, efendim bir Burada Olan Burada Kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim her zaman olduğu gibi ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve İstanbul Merkez stüdyolarımızda, teknik masamızda The Sakal of the World ve hemen üçlü kanepede tığ işi örülmüş özel Japon desenli bikinisiyle uzanmış Inamatu Tokyo'dayız. Ve hemen yanında şair, yazar, oyuncu, senarist, şirket sahibi, otomobil dünyasının ünlü siması, yaklaşık 30 senedir Türkiye'nin bir numarası sevgili Cem Yılmaz. Ve hemen onun yanında da Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz. Aldık, kabul ettik. Efendim bugünkü macunumuz biraz farklı oldu tabii doğal evet, olarak. Evet, çok mutlu oldum. İltimas isteriz biz. Böyle konuğa bir iltimas çekildi. Evet. Sevgili Zafer abicim, hayatında ilk defa yani burada olan burada kalır kanalının bir izleyicisiyim. Teşekkür ederim. Ama macunu yakından bu bölümde. Hani vardır ya senfonide, ben senfoni yönetmiştim. Orada mesela duymak başka celloları. Ama şimdi macunu da buradan duymak farklı. Tabii canlısı çok farklı. Abi gözlüğü biraz çevirir misin? Ne oldu hocam yine? Çalıyor gözlük. Abi, rol çalıyor. Ya gözlük oynamaz, aktör oynar. Sana gözlük. Daha önce, Zafer abi daha önce biliyorsun bundan haftalar önce pandeminin başlarında sevgili Cem Yılmaz'ı konuk almıştık. Ama Zoom marifetiyle yaptığımız bir şeydi. Hepimiz ayrı evlerdeydik. Bu sıcaklık yoktu. Sağ olsun bizi kırmadı. Tekrar 100 bin olmamızı... Şerefine. Kanalımızın 100 bin kişi olma ihtimali gördüm. Ne sevdim. Tünelin ucunda bir ışık göründü abi. 3500 evet. kişi civarında bir şey kaldı. Evet. Zannediyorum bu programı koyduğumuz zaman zaten 100 bini de birazcık aşacağız. Can hocam müsaade buyur, var mı? Buyur. 100 bininci izleyicimize ben de buradan sizlerden hep esinleniyorum. Çünkü ne zaman kanalınızı izlesem edebiyat, şiir, oyunculuk... yani günlük hayat, bir reality show tadında evet. ama edebiyat çok ön planda. Evet. Bir de böyle geniş açı çekiyorsunuz, kitaplar daha büyük çıkıyor. Evet. Satışlarda bir kıpırdanma yok ama. Sakal Bey alabilir miyim? Onu... Şöyle bir önerim var. Hocam bizde yani oho. Vay be, hazırlıklı gelinmiş. Evet. Evet. 100 bininci burada olan burada kalır seyircisine evet. Yani 100 bin olduğu zaman küçük bir siz oradaki yorumlardan bir seçki yapıp Cem Yılmaz bırakıp boşluk bırakırlarsa o boşluğu bu kitaplarla senaryo hediye diyorsun. Hediye ediyorum. Vay, çok iyi. Ben ama de şimdi 100 bin ben de arttırıyorum abi. Şöyle ben abi, de koyuyorum kitapları. Siz seçeceksiniz. Yorumlar atacaklar. Yorumlar atacaklar bu şey yayınlandığı zaman. Senaryo 100 bin kitapları. Olduğu zaman o anda tak oradaki bir yorumdaki kardeşimi bir Cem Yılmaz severi. Ya da şöyle yapalım. Yorumları yazanlardan bir ilk 100 bini bulan işte abi 100 bin olduk diye yazan kimse ona gönderir. Evet abi. Bakarız ona. Sakal evet. Belki de tespit edebilir 100 bininci kişiyi. Kesinlikle yani. Tespit ederiz. 100 bininci olmak için takibi bırakıp tekrar gelen de olabilir. Hocam öyle her şeyi abi. Takip ediyorlar. Evet. Abi. Uydudan. Uydudan abi. Evet sevgili dostlar. Beni niye konuk aldığınızı, hani temamızı. Evet hocam buyurun. Tema şuydu. Aslında biz seni konuk almayacaktık. Bugünkü konuğumuz başka bir arkadaşımızdı ama... Bize haber geldi. Cem Yılmaz illaki programda konuk olmak istiyor. Konuk olmak istiyor deyince Allah Allah dedik. Yani öyle bir talep yoktu. Bu kısmı kadar. Doğru. Bu kısmı doğru. Yükselince abi tabii grafik yükselince biz ben de orada olmak istiyorum gibi şeyler olur. İnsan insandır bu yani. Ben neden? Bu ne? O ne? Vitesi başa mı? Minibüs abi motor çalışıyor şu an. Yani bak. Bir, iki, bir ara dört vardı biliyor musun? Trolleybüste. Burada. Bu sinklerde vardı. Bu sinklerde. Bak, üçe taktığı bir, zaman. Bir, iki. Üçe taktığı dört zaman artık, yerinden kalkmak affedersin. Tabii. Yani burada yolcu varsa onun husyelerinde duruyordu. Bir de arkada dururdu değil mi o vites topu? Tabii abi. Mesela işte akşam iş dönüşü tamam mı? Şimdi ben Beyazıt'tan geliyorsun tamam mı? Cağaloğlu yokuşundan falan ya da evet. Böyle tak 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 dörde taktım. Burada bir tane emekli abinin hayalarına yaslıyorsun dördü. Yani mesela diyelim ki aman bir araba geçmen lazım. Abiye rica ediyorsun. O üç evet. Tekrar ikiye takıyor. Hani mesela R geri vites R ya o da H. Haya.
Haya duyarım. Haya vitesi. Evet. Hayabusa. Gördüğünüz çok hızlı başladık. Fırtına gibi maça başladık. Buyurun Can Hocam. Abi Cem Yılmaz'ı konuk etmemizdeki en büyük bizi motive eden şey şu olmuştu. Biliyorsun sen de ben de Cem Yılmaz filmlerinin ayrılmaz ikilisiyiz. Yani biz olmasak adeta film biraz yavan olacak. O zaman müsaade eder misiniz? Yalnız iki film hatırlatacağım. Sinema kariyerime başladım. Her şey evet. Çok güzel olacak ve Okkabaz. Evet. Biz yoktuk. Gora. Burada. Biz yoktuk. Evet. Gora her şey çok güzel olacak. Sizleri ben göremiyorum. O zaman şöyle diyelim. Yok, yükselme döneminde diyelim. Bir dakika Okkabaz'da sen var mıydın? Var. Hocam siz Gora'da var mıydınız? Hayır. Ben vardım yoktum. Ama kamera arkasındaydım yani. Sayılır gene, gene tepsiyle muz gelirken oradaydı. Okkabaz'da ben vardım. Zafer abi yoktu. Evet, Okkabaz'da ben jenerikteyim. Emine Hanım, buyurun alalım mısınız? Emine Hanım, buyurun. Dikkatli izleyiciler kaçırmayacaktır. Ama çok dikkatli izleyiciler. Mesela F1 pilotları. Yani o kadar çabuk değişiyor ki. Göz doktoruydum abi orada. Hocam ama gelip çocuğu alıyordum. Okkabaz'da sizin aileden herkes vardı galiba. Evet, annemle babam. Abi yani, çocukluğumda... Yılmaz ailesi olarak bir destek evet, atılmıştı. Evet. Abimin yani. Göz doktoruyla ilgili, gözlük bu konuyla ilgili çok öyküsü olduğu için ben o devamlı kontrole falan gittiği zaman ben devamlı öyle bir rutinimiz vardı. İşte A'lar, B'ler, W'lar ters falan. Abim içeri o işlemlere alındığı zaman ben de o salonda bekliyordum. Dolayısıyla o hikayede manevi bir şeyi var. Ben de ulan dedim yıllarca bu işin hani hasta olarak ceremesini çekti. Orada göz doktorunu oynattım abime. Yıllar sonra sektörel bir tane dergide filmde kurgu olarak bir gözleri lazerle açma şey var. Böyle bir marka varmış gibi. İşte gözünüzü açın. Halbuki karakterlerin kendisine söylenen bir slogan. Bir sektör dergisinde abimin lazer operasyonu yapan bir muayenehanesi olduğu. Göz doktoru olduğu. Bunu promote etmek için, bunu şey insanları lazer ameliyata yönlendirmek için bu böyle bir şey yapmışız. Yapmış mı? Ulan abim bu işin doktoru değil ki, hastası. Hastasıyım. Ayrıca bu nasıl bir promosyon ki? Ben 10 tane hastaya lazer yapacağım abim diye 32 milyon lira... abim 32 bin lira kazanacak diye o 10 milyon basıyoruz. Kırmızı 23'e. Ya böyle... Evet, o çok saçma bir şeydi. Bayağı ciddi. Ama ilk rolümdür. İlk rolümdür ama ondan evvel reklamım var. Alo, reklam yıldızınız elimizde. Kardeşim yanlış yoldasın. Bak benim Doktos'la ne alakam var? Görmüyor musun ya? Görüyorum. Cips reklamından önce çıktın. 20 senedir çıkıyorsun sen. Uyanın. Alo. İsmail. Kaç para veriyorsunuz buna? Ne reklamı var? Marka telaffuz edilebiliyor mu bilmiyorum. İşte marka telaffuz belli bir ücret verilirse eder. Bir ünlü bir cips markası diyelim. Orada beni kaçırmıştı. Peki ben bir şey soracağım. Buyurun abi. Şimdi pek yakında filminde Can Hoca orada mütedeyyin bir iş adamını oynuyor. Pek yakında da şeyde, Ali Baba'nın Ali Baba gelecek herhalde. Mütedeyyin iş adamı İsmail Bey'i oynuyor. Kolay İsmail. İsmail abi orada Bulgaristan'da işte rehin kalıyor falan filan. şimdi bu... Ya bunu nasıl ayarlıyorsun hocam ya? Güzide kasacı. Melodi bitmeden ilk birinci ölçü stop yapmıyor. İlacı almazsa çok yükseliyor, sinirleniyor da. Evet. Hocam ben programın izleyicisiyim biliyorum. Şu şimdi başına zincirleme isim tamlaması takmayacağım. Şu ilacı alsın. Ya yani niye koyuyoruz ki? Abi program bitti. Ama ben şu anda canlı yayında niye alayım yani? Ya şu anda mesela ben izliyorum mesela bu çalıyor. 40 dakikada almıyorsun. Tamam da bu 40 dakika kadar... sonraya kur hocam ya. Evet, ne var bunda ya? Bu program çekmediğimiz günlere de kurulmuş bir şey yahu. Allah Allah. Ha, yarın mesela program çekmiyoruz. Yok değiştirin de niye değiştireyim? Peki bir dakika ben... Konuya gelelim şuna abi. Şuna gelelim. Ya ne kadar meşgulsün ki ilacını... Bir de ne ilacı hocam bu? Tansiyon ilacı. Ben de alıyorum hocam. Hiçbir yani... ses... Elemanlarımız... Almıyorsunuz. Hayır yani... sen alıyorsun da dillendirmiyorsun Can Hoca gibi. Müzikler, melodiler yani şirketteki herkes de diyor ki... Hoca tansiyonu geçer. Allah muhafaza dil altı olsaydı kim bilir. Trombonla. Abi. Hocam ben. Buna izin vermeyeceğim. Neye? Lütfen devam edelim. Abi. Devam ediyorum. Evet. Mütedeyyin iş adamı İsmail Bey oynuyordu Can evet, Hoca. Evet. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Hoca neden filmin başında hemen öldü? Ve
mayına basıyor, badem şekerleriyle beraber infilak ediyor. Niye badem şekeri? Neden? Sen bunu anlattın galiba bir yerde. Evet, anlatıyorum. Evet. Programda anlattın mı peki? Programda anlatmadım. Zafer abicim, bunun hikayesi 1984'ler, 85'ler, 83'ler oralara dayanıyor. Abimle ikimizin, birimizin pastaneden, birimizin kuru yem içinden iki favori şeyi vardı. Atıştırmalığı. Ben iğdeciydim. Ben iğde yerim. Nasıl yiyorsun? Sıradan bir insan gibi leblebi. Talaş gibi ya. Evet abi. Çocukluğumdan beri ben iğde alırım. 20 liralık, 10 liralık kese kağıdı iğde yiyor. Alırım. İğde mi yerim. O da pastaneden badem şekeri alır. Yani gider Can 47 ya da işte Emin Pastanesi. Neyse. Yani abi, palet şey gibi. Ayın başıysa Emin Pastanesi. Ay sonuysa Can 47. Çünkü şey vardır ya abi badem şekerinde. Bir böyle mat vardır. Evet. Bir de fırın boya vardır mesela. Pelit evet. Melit hani. Evet. Şey gibi. Tabii tabii. Metalik boya. Parlak. Ötekiler de şey mat. Evet. Marmara mermeri. Aslında matını ben daha çok severim. Evet. Şimdi hocam bu arkadaşımız bir külü alıyor bunu. Aşağı yukarı 200 gram falan. Ya bir insan 200 gramı gömmez değil mi yani? Hemen gömüyor. Hiç kimseyle, evdekiyle kimseyle paylaşmıyor. Külahı da dibinden böyle sıkıyor. Mesela annem diyor ki kardeşine de ver diyor. Mesela öyle bir sıkıyor ki külahı, şöyle büyük oynayayım. Külahı sıkıyor, almak istiyorsun. Girmiyor. Belediyenin döşediği taş gibi çıkmıyor anasını satayım. Yani böyle alttan öyle bir sıkıyor ki badem onu, şekerleri. Onu böyle kazmayla kanırtırlar. Tabii. Ya böyle... Ne taşı denir onu ya? Sıra taşı. Bir şey Arnavut kaldırım taşı. Kilit taşı. Kilit. Kilit taşı gibi. Ulan çekiyorsun badem şekerini. İki tane alman. Zaten mümkün değil. Çok asılırsan bir tane koparabiliyorsun. O kadar. Ulan 30 sene ben bunu düşündüm. Ama pardon. Uzaktan bakan adam da. Veriyor zanneder. Uzattığım için o da. Yani benim uzattığımı onun da kese kağıdını eline attığını görüyor. Şey diye fedakar. Bu iş anne oldu. Anne baba diyor ki. Ya. Çocuk verdi, öbürü almadı. Tabii. Abi, bir tane aldı çocuk. Büyük diyor. Ustalık. Sonra dedim ki ben bunu badem şekeriyle özdeşleştireyim. Ölünce de badem şekeri. Adam bilinçaltına bunu atmış. Ne bilinçaltı acaba? 30 sene saklamış abi ya. Bazı filmlerin öyle şifreleri vardır ya. Bu da bunun şifresi. Gizli. Peki hocam yalnız bir şey sorayım. Bir şey hatırlar mısınız? Sofya'da çekiyorduk filmi. Abi... Orada Hollywood'da bir sürü filmler çekiyor. Patlamalar, çatlamalar. Hani Expendables bile bizim çocuklar. Evet, hani evet, orada evet. Stüdyoda adamlar çekti. Neler neler. Onların anlattığı anekdot da şu, hatırlarsınız. Sylvester işte 74-75 yaşlarında o zamanlar. Öbürü bilmem ne. Nasıldılar dedim. Abi dedi biz dedi orada kamera arkasında olduğumuz için. Sylvester şimdi evde, otelde. Duruyor, dublör atlıyor, zıplıyor, ateş ediyor. Ondan sonra yakın planlarda da falan filan. Ya da işte mesela koşuyorlar bayağı böyle arkadan ittirerek neredeyse yani. Sonra da dublör böyle tırmanıyor falan filan ama babalar bayağı zor durumdaymış. Neyse adamlar çok usta, ayarını bilen adamlar yani. Abimi patlatacakları sahnede bir maket kullandık ya. Çünkü kendi kabul etmedi. Patlamayı doğal olarak lazım dedi. Tom Cruise de biliyorsun şey kullandı. Ya arkadaşlar ya... Adamlar da hınçlandı herhalde buna. Ne abi, yaptıysa bak. Ben anlamadım. Ne lazım sen? Ben anlamadım. O kadar usta adamlar. Hani bunlar kulak arkasından filmiye patlatan adamlar. Aga abimin maketine bir C4 mi koydular? Ne koydular? Bir ton patlayıcı koydular abi. Yemin billah ediyorum. Hepiniz sakal sende var mıydı? Vardım hocam. Evet. Sende var mıydın abi? Abi, canım. Abi bütün Sofya inledi ya. Abimden parça kalmadı. Badem şekeri kadar parça kaldı. Hani adama dedim ki ben, adam ölüyor dedim. Badem şekerleri fırlıyor dedim. Aga bir patlattılar. Badem şekeri bile kalmadı. Biz onu sonradan koyduk. Evet abi. Un gibi oldu. Yani şurada biz ne kadar adapte olmaya çalışıyorsak o kadar şey oluyor yani. Ha. İsmail abi susuyorsunuz. Enişten bir şey söylediği zaman da en kritik anlarda cevap veriyorsunuz ama. Bu bir yaratılış meselesi kardeş. Ben sizin gibi değilim. Daha önce de söyledim. Bu bir mozaik. Ya arkadaş mozaik de. Burası da bir orman. Burası bir cam pazarı. Biraz adapte olalım lütfen. Benim tabiatım bu kardeş. Ben bu yanağıma yumruk yediğim zaman bu yanağımı uzatırım. Böyle plan yapmakla da olmaz bu işler. Ya planla olmuyor da sen de fazla kadercisin. Kaderciyim arkadaş. Siz plan yapıyorsunuz da ne oluyor? Ne olacaksa olacak. Ne bir eksik ne bir fazla. Burada ne yazıyorsa o. Hmm.
Abi bize porsiyon. Evet, burada tabii bir intikam hırsının sinemaya alet, sinemanın alet edilmesi var. Bir sanatın intikama alet edilmesi var. Hoş abi, değil. Abi bunu bunlar kınıyorum. Gizli pençe. Bunlar şu ana kadar seyircimiz bilmiyordu ki. Peki, ben şunu takdir edebilirim. Şimdi Zafer abicim, bazen burada siz konuştuğunuzu görüyorum. Hani geçen hafta çok sıkı takip ettim. Bir önceki hafta onun bir önü şiir var. Şiir bölümümüzü izledim. Şiir bölümü çok sonrası komik. Değerlendirmeyi de buradan Semih Hoca'yı da saygıyla anlıyorum. Semih Sergen'i tabii. Şimdi hocam, bazen konuşuyorsunuz ya Can Hocam'ın tiyatro geçmişi, oyunculuk geçmişi. Ben mesela şu ana kadar, hani başkası başka türlü düzenleyebilir ama bizde torpil yoktur. Siz de çok net bazen söylüyorsunuz. Bu işte torpil olmaz. Maalesef. İsmail Bey'i çıkaramasaydı, çıkaramadı derdik. Çıkardı ama. Çıkardı. Evet. Çıkardı. Bazen çıkarıyor. Bazen. Peki tam buraya... Ama geniş bir yelpazede. Mesela ben geniş bir yelpazede bir oyuncu değilim. Ben geniş yelpazedeyim. Kemal hatırlıyor musun? İlk monitörden seyrettiğinde şey demişti. Oh! Amcam patladı. Tam oraya ama gideceğim. Ama ben demiştim. Dur. Bu filmde patlayacaktım. Şunu soracağım Cem Bey. Sevgili Cem Bey. Bu filmden girersek. Ali Baba ve Yedi Cüceler filminden girersek. Zafer abim de. Zafer abi de orada Mehmedov. Kenan Mehmedov. Kenan Mehmedov. Azeri bir subayı oynuyordu. Evet. Şöyle bir şey aklından geçti mi? Benim performansını gördüğüm zaman. Ulan acaba senaryoda bir takdim değer yapsaydık. Abim Mehmedov'u oynasaydı, Zafer abiye İsmail Bey'i oynasaydı diye bir ah ettin mi yoksa böyle kalma? Hocam, biliyorsun filmlerde bir program yapılıyor. Deniyor ki mesela bu film 67 günde çekilecek. Evet. Neden? Niye? Neden? Çünkü her şey hazır. Evet. Bu her şey hazır olduğu zaman 67 günde çekilir. Tabii. Evet. Şimdi Mehmedov'u bazen günübirlik şöyle örnek vereyim. Sizin üstünüze alınmayın. Başka bir kişi üzerinden, kişiler ya da tavırdan örnek vereyim. Bazen günübirlik oyuncularla biliyorsun abi çalışmak zorunda kalıyoruz. Reklam filmlerinde falan. Sağ olsun insanımız çok meraklı bizim işlere. Çok anlamlı buluyorum. Ben de meraklıyım. Ben de bir akademik oyuncu. Kamera önünde olmak heyecan verici. Ama bir ajansa yazılmışlığım da yok. Hani ben oyuncu olayım ya da işte abi ben oyuncu olayım. Yok, ben yazan, çizen, karalayan bir insanım. Şimdi yalnızca İstanbul'da nüfusun galiba çok ciddi bir oranı, %40'ı bir ajansa kayıtlı. Benim anladığım bu. Bence de. Yani setlere geliyor mesela insanlar, diyor ki ben oyuncuyum. Siz de oyuncu olduğu için o arkadaşa bir söz, bir şey yazmış oluyorsunuz. Bazen bir mimik çok önemli oluyor. Bazen 15 saniye içerisinde bir şey yapması lazım. Bakıyor diyor ki mesela şöyle bir oynuyor. Diyorum ki Allah Allah, yani oyuncu değil. Sonra hayıflanıyor. Diyor ki lafım yok benim diyor. Ya iyi ki yok. Yani Allah'tan yok. Olsa, bir de olsa daha da berbat, daha da berbat olacak. Dolayısıyla İsmail iyidir. Yani diyorsun ki tadında bırak. Rolü aldın, sus, mık işine bak. Yo hocam, sizin... Ben orada bir suikast yapıldığına inanıyorum abi. Nedir? Tabii senaryo yazılma aşamasında da biz masanın başındaydık, gördük. Olaylar hocam, nasıl cereyan ettiğini, nasıl cereyan ettiğini gördük. Bazı abi sayfaların bizde... yırtılıp atıldığını, bazı güçler tarafından filmin sonuna ya kadar. Çünkü bizde... benim okuduğum ilk draftta İsmail Bey sonda helikoptere el sallıyordu. Sonradan o sahneler atılmış. Önemli değil abi. Güneş balçıkla sıvanmaz. Babacığım, o filmden hatırına kalan kim? İsmail Bey. Hocam o filmde... Zaten Avrupa'da afiş öyle çıktı. Yani bazen öyle alternatif yapıyorlar. Mesela nasıl mesela Cüneyt Arkın diyelim ki Beyrut'ta filmi yayınlanıyor. George Arkın yazıyor. Evet. Bu da öyle. Mesela birçok Doğu Avrupa ülkesinde Pakistan'da Ali Baba ve İsmail diye çıktı. Pakistan'da öyle çıktı. İsmail ve Yedi Cüceler. İsmail Berg diye çıktı. Yo yo yo. Pakistan'da İsmail diye. İsrail'de galiba İsmail diye çıkıyor. Ama biz mesela öyle bir hikayemiz var abi. Bizim İsrail'de bu film yalnızca İsmail geç. Ben de yokum. Yani yalnızca sen varsın ve İsmail. Böyle bir hikayemiz var abi Hokkabaz'da. Arkada da böyle bu kadar yıldız. Hokkabaz'da bir tane afiş yaptırmıştı Cem. İlk böyle afiş bir afişimiz olsun. Sadece gözlük. Yalnızca gözlük. Yani Cem'in oynadığı karakterin gözlüğü var. Evet. Hiçbir şey yok. Onu da koy. Çok kıymetli. Sadece gözlük var. Bir de oynayanlar yazıyor o kadar. İkanikos Anadolu'da muydu? Şey olmadı. Emrah var ya. Rağbet Görmez. Rağbet Görmez dediler ki insanlar soruyor bunda kim oynuyor? Şey istiyor. Abi artistik kafa, bir afiş yüz, yapayım dedim. Yüz gözüksün. Sinemacılardan şöyle bir şey geldi Anadolu'dan.
Abi Cem abimizi böyle görsek afişte. Olmadı. Gözlükle afişler patlatıldı. İnsanlar bazen soruyor ya, diyorlar ki kafaları niye koyuyorsunuz afişe diye. İşte bunun için. Sen siz istiyorsunuz. Peki, diye. Ben istiyorum. Biraz abi konuyu böyle şey yapalım. Şunu diyeceğim. Hızlanalım. Bizde torpil olmaz. Evet. Zafer abi ben yazarken Kenan Mehmetoğlu Zafer abi oynar diye bildiğim için. Çünkü Zafer abi aynı zamanda bir paket olarak geliyor. Diyor ki İrade İbrahimova'nın şarkısını biliyor musunuz? Neyle yak diyor. Zafer abinin Azeri müziğine olan ilgisini biliyorum. Şunu biliyorum. Tamam. Bu yani bir paket. Gene bir oyun senin var. Senin de badem şekerine ilgini gene biliyorum. Gene bir oyun var. O da ayrı bir paket. Demek ki bunda ben puzzle'ı birleştirdiğim zaman şu ortaya çıkıyor ki bazı güçler benim suathanelerim atılmış. Eyvallah abi. Kardeşim. Eyvallah. Abicim bazı aldık, güçler kabul dediğin ettik. Zaten ofiste yazım aşamasında iki kişiyiz, üç kişiyiz. Bu güçler hangi güçler? Tokyo güçler. Musak... Dış güçler bunlar. Abi hangi dış güçler? Hocam bir de senin rol niye ufaltıldı biliyor neden musun? Neden abi? Şimdi zaten üç günlük bir rol için bir de İstanbul'dan... Dört tane hocası vardı hocam, ya. Hoca çağırdın İstanbul'dan. Oyuncu evet. Koçu olarak. Evet. Ben varım yanında. Ayrıca bir de ayrı bir koç geldi abi falan. Abi sen iyi çalıştıramıyorsun. Ben seni... Şeyini beğenmiyorum, tarzını beğenmiyorum. İşte neyse sen biraz fazla masraflı olmaya başladın. Hocam ben şöyle seyirciye özet geçeyim. Buyur, buyur. Hokkabaz'da göz doktoru. Evet. Efendime söyleyeyim. Pek yakında filminde... Pek yakında da nasıldı? Kötü oyuncu Sabri rolünde. Müthişti. Tüylerin diken diken oldu mu olmadı bak, mı? Bak bir insan kötü aktörü ancak bu kadar doğal oynuyor. İki tane... Kes, kestik, kestik. Hocam... Bu şekilde ağzıyla yapınca ben oynayamıyorum ki. Sabricim niye kesiyorsun? Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Zaten karakter tek boyutlu. Epik mi alayım, dramatik mi alayım o da belli değil. Abisi ne epiği ya? Düzgün çıkarsana yumruğu. Abisi mi? Bana o şekilde konuşamazsın. Ben 22 senelik oyuncuyum. Terbiyesiz herif. Efendim? Hocam müsaade ederseniz ben biraz erken çıkabilir miyim? Yabancı bir workshop'a katılmam gerekiyordu. Gel Sabricim. Ben senin işini şimdi halledeceğim. Gel canım. Bir kıl kendi soluna, bir kıl daha, bir kıl daha. Şimdi tamamen siktir ol git setimden. Kaybol, çabuk! Nasıl ya? Yazacağım bunu Twitter'a. Mahkemede görüşeceğiz. Alın kostümü şunun üstünden. Bir tane örnek vereceğim kimlerden esinlendi. Kimlerden esinlendi? Bir, 1991-92 yapımı Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeninde Tarcan. Karakterini evet. Oynayan Oktay Kaynarca. Evet. Aha. Orada kötü aktörü çok iyi oynuyor. Şener abi delirtiyordu. Tamam. O oyunculuktan mıydı yoksa kötü mü oynuyordu gerçekten? Abi Oktay'ın... Abi tabii kötü aktör zordur ama. Kaç yılında kötü mezun aktör. Olmuş olabilir? 87-88. Evet aşağı yukarı. Doğru. 88'de mezun olmuş olsa 3-4 senelik mezun. Gencecik oyuncu. Evet. 88 mi Aşk Filmleri unutulmuş? Yok 91-92. Olabilir. 91 doğru. Galiba. Onu örnek aldım. Bir de... Bir... Hayır, onu örnek aldım demiyorum. Evet. İki tane aktör tanırım kötü aktör oynayan. Evet. Oktay Kaynarca çok iyi Tarcan oynamıştı. Tarcan, evet. Evet. Hatta orada ki replik de bir ilham kaldı. Hocam, oğlum sizi kim okuttu diye evet, hatırlıyorsun. Evet. Yunus isimli oyuncuya. İki arada film. Yani... İki arada da yönetmen rolümde. Tamam da sakin miyim, sinirli miyim? Allah Allah, ne alakası var? Sakinsin tabii, getiriyorsun çay, bırakıyorsun, çıkıyorsun, bu kadar. Ya tamam, bırakacağım bırak, da sakin... Bırak! Bırak! Şekerim, ne yapıyorsun sen? Hamlet mi oynuyoruz? Çayı veriyorsun, çıkıyorsun. Kim öğretiyor size bunları? Hocak kim senin? Nerede oynadın en son sen? Annemin yarısı. Belli! Çık! Hallet şunu. Abi sana sakin dedim 40 kere ya. Hocam, o... Sabri karakteri başarılı. Gelelim şeye. Yahşi Batı'da Allah rahmet eylesin çok kıymetli ustalar Yılmaz Köksal ve evet. Süleyman Turan'la beraber. Süleyman Turan'la yakın sahnem var. Omuz omuzaydık. Orada sinema yolunda. Sinema için omuz omuzaydık. Beraber bir 3 dakikalık bir sahnemiz var. Etle tırnak senin gibi. Var mı abi Süleyman Turan'la sahne? Doğru. Çok isterdim ama benim yok Süleyman benim abi. Var. Tarihe bir not düşürdüm. Doğru. Ben de bir doğru. Filmde oynadım Süleyman Turan'la. Senin kadar yakın değildim. Şerif Lloyd'dan ben seni pek tutmadım abi. Öyle mi? Olabilir. Ama zaman bir zaman da seni sette uyarmıştım. Hocam ama biliyorum. Abi bana bırak ben seni yönlendireyim dedim ama ben pek dinlemedim. Sen nasıl buldun hocam? Ya hocam. Sana bıraksaydım film geberirdi hocam. Hocam beni geç yani. Milyonlar Zafer abiye bir kısmı Yıldız abi demekle beraber çok ciddi bir kalabalıkta. Evet. Şerif Lloyd'da iyiydin abi. Abi yani sınırsız bir
yelpaze değil ki bu. Bunu tabii oynayacak çok az insan var. Sen de silahın hızlı bir kahramana benziyorsun. Evelallah. Ne? Öyleyimdir yani. Ya öyle deme. O boyluk bitti. Artık gencecik oğlanlar kafalarına çiğler takıp ulelek 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 diye zamanan başlayıp akşama kadar kızılderilicilik oynuyorlar. Çocuk işte. Düşmanlıktan anlamıyor ki. Kızılları al karşına adam gibi konuş de sen konuşamam. Bunlar nehirle, dağla, taşla konuşan manyaklar. Ateş suyundan olsa gerek. Sade ateş suyu mu? Barış çubuğu var, mantarı var, daha ne herzeler. Ama bitti, az kaldı. Bu civarda iki dönüm arazileri ya var ya da yok. Yakında hepsinin köküne kibrit suyunu dökeceğim. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben çok kıskandığım bir roldür. Ben onun için yazan... Abicim hatırla, burada az gecelemedik, sabahlamadık. Evet, evet. Ben kendim Şerif oynuyordum. Şerif Lloyd'u gerçekten Zafer abi dışında pek oynayabilecek bir aktör bende yani. Çok az. Az. Bilemem hocam. Çünkü herkesin bir alternatifi vardır yani. Neticede biri bundur. Tabii. Ama mesela insanlar şunu şaşırıyorlar. Ya nasıl yazıldı o senaryo diye. Bir tane cümleden çıkmadı mı abi? Doğru. Yucuna vereceğim diye orada. Ama evet, o bir önceki filmin Arok'ta. Arok'ta çıktı Arok sette. Setinde çıkan bir şeydi. Yucuna vereceğim diyordu. O çaldı ıslık, dağdaşı tuttu, güttü iki tane keçi. Ozan'ın lafı. O, evet. O, evet. Orada dedik ulan bir tane western yapalım, Anadolu westerni diye. Evet. Doğru. Evet. Ondan sonra buraya kadar geldik. Ben çok kıskanarak, ben onu çünkü böyle kelime kelime, sen onu anlatmıştın Rıza Töz'ün. Allah rahmet eylesin, hani Ali Şen'in sesini veren. Evet. O ton, o bir şey, o hepimizin yani işte taklidini evet yapmak istediği adam. İstediğimiz adam. Ya yani şimdi onunla evde bir de ne olsa kuş sütü inenmesin. Abi onu oynayacak adam çok az. Ben varım, Zafer abi var. Şimdi tabii ben tabii Aziz Vefa'yı oynadığım için mecbur. Tabii şey de tabii. Sen mesela orada tabii Aziz Vefa'nın dışında Şerif Lloyd'u oynamak isterdin. Doğruyu söylemek gerekirse ama Zafer abi kadar yakıştıramam. Yaş tutmuyor, fizik tutmuyor, hmm, bir şey olmuyor. Yani abicim ben şimdi Aşk-ı Memnun'da Kıvanç'ın oynadığı rolü oynayabilir miyim Behlül? Ya 25 sene evvel oynardın. Hangi 25 sene evvel? 25 sene evvel işte. Kıvançlarımızda 25 sene yok ki. Kıvançlarımızda başka şeyler. Ama olsun. Neyse onu ben söylemeyeyim dedim. Allah Allah. Ya ben sarışın değilim, mavi gözlü değilim, 1.92 değilim. Yaşla ne alakası var yani? Peki bir şey soracağım abi. Pardon abi. Bir şey soracağım. Tabii tabii buyurun. Şimdi bu kadar zamandır beraber çalışıyoruz. Mesela edindiğim benim şöyle bir tecrübe var. Hani bir şeyin mesela provasının yapılması iyi bir şeydir de çok fazla provasının yapılması oyuncuyu geriye götürür mü? Hani mesela ben şimdi adamın mesela akşam seti var herifin. Adamın bir tane cümlesi var. Sabah bir bakıyorsun kalabalık önünde voltalar, voltalar. Galiba ben nereye geldiğini anladım. Evet. Hayırdır abi? Evet. Abi Cem Yılmaz üstüne oyun oynamayı bırakın. Şurada güzel güzel sohbet edin. Konu nereye getireceğini canım biliyorum abi. Biz şu anda... Beni kastın. Hayır hayır. Hayır. Abi Arif 216'daki er yetişi... Sevgili... Er yetişi şey yapıyorsun değil mi sevgili abi? Sevgili izleyenler. Sevgili abim gerçekten aktörlükle ilgili bir iddiası olmayan birisi. Rolün küçüğü büyüğü yoktur diyen birisi. Gene bir anı olarak 1969'lu yılları canlandırdığımız... Dur hocam. Bak. Şimdi. Şahmat. Bak bu yiyecek şimdi. 1969 yılında Besim Toker'in, sevgili Zafer abimin canlandırdığı Besim Toker'in adamlarından bir tanesi. Er Yetiş diye bir karakter yarattık. Onu abim oynamayı... ben bunu oynayayım dedi. Bir tasarım tabii ki de. Yani tabii, saçıyla, başıyla, tipiyle. Müthiş. Biz eski Yeşilçam kavgacılarından esinlendik evet, bu tasarımı yaparken. Göbeğe bak. Her şeyiyle, o madalyonuyla. Bu gerçek, konuşuyor mu? Göbek tasarım yok, değil. Yok, göbek tasarım değil hocam. Göbek gerçek. Hayır, şimdi, bu rol için ben 10 kilo aldım, onu söyleyelim. Ve aldım. Daha da vermedin. Yani. Rol, hayır, niye? Hayır, acaba devamlılığı rolün, olur. Hayır, rolün etkisinden çıkamadığı için hala 10 kiloda devam ediyor. Sevgili dostlarım. Ben sevgili abimler gibi böyle lezzetli anlatamıyorum anekdotu ama müsaade ederseniz bunu hemen anlatayım. Estağfurullah. Er Yetiş karakterinin bir tane filmde ilk göründüğü, yani filme girdiği bir sahne var. Burada Besim Toker'in Ajda Pekkan'a karşı bir şeyi var. Zaafı. Zaafı var. Ve Ajda'yı bir sünnet düğününde, Sadri Alış'ın, Kerem Alış'ın sünnet düğününde bir robotla dans ettiğini görünce telefona sarılıyor ve diyor ki, diyor ki,
Yani benim yazdığım haliyle söylüyorum. Yazan adam olarak söylüyorum. Alo. Besim de diyor ki alo. Evet alo. Abi. Ajda abla abi. Dur. Ajda dans abla. Ediyor. Dur dur. Hı. Ben yazdığım hali. Alo. Evet abi. Ajda abla abi. Dans ediyor. Kerkenizin biriyle. Bilmiyorum abi. Tamam abi. Klak. Vallahi aldırmıyor. Besim abi. Ajda abla abi. Dans ediyor. Kerkenizin biriyle. Emredersin abi. Bir gizem yaratıyoruz. Besim Toker'i de görmemişiz filmde. Dedi ki ben bunu nasıl alayım dedi. Dedim normal al. Çağdaş mı alayım da? Sen dedim bunu normal al yani gizemli, gözlüklüsün, yakın plan, saçlı. Belli ki kötü adamsınız tamam ama hani öyle bir işin karton da yanı var elbette ama ciddiye al dedim. Alo abi, Ajda abla abi dans ediyor kerkenizin biri. Hızlı mı alayım? Alo, yavaş mı alayım, pes mi alayım falan filan. Dedi ki... Tıpkı dediğiniz gibi ölüyü fazla yıkarsan ya osurur ya sıçar. Dedim ki aga dedim. Aga dedim. Telefonu al. De ki. Alo. Hayır, Ajda abla abi. Hayır. De ki. Besim hani kafanda dedim şu olsun. Alo Besim abi Ajda abla kerkenizin biriyle dans ediyor. Ölçü bu. Ama dedim bunu karşı tarafta ne oldu lan? Hı, öyle mi diye böldüğü için bir gizem yarattı. O da neyse. Zor iştir biliyorsun. Telefonda karşında biri varken. Benim en sevdiğim şey varmış gibi. Dinlemek daha evet. Zor. Radyo tiyatrosundan abartılan evet. Şey vardı evet. Ya karşı tarafı duymadı. Ne yani gidip şimdi şömineyi yakmamı mı istiyorsun benden? Bahçe kapısını açmamı isteme benden George. Demek ki bahçe kapısı açılır. Tabii ki. Aynı malı deme George. Aynı malı deme. Evet. Cem Davran'la Itri'yi de anmış olalım. Neyse Zafer abicim. Aldı eline teksti. Anasını Zafer satayım. Abi oradaydı ya. Ya tamam da sen görmediği de... anları hatırlıyorum. Tamam, o da ekleyecek. Peki, detaylı tamam. Bilmiyorum. Ben savunma alo, hakkım olacak abi, mı? Ajda abla abi dans ediyor abi. Kerkenizin biriyle. Anlaşıldı abi tamam. Yani onun abi. Emredersin abimiz. Falan filan. Şunu ekleyeyim mi? Tik koyayım mı? Bir tane 45'lik kolt var. Ben bunu ne yapayım? Ya tamam kardeşim. Bu cebinde dursun. Karaktere bir tabanca. Cem Hoca abartıyorsun bak. Karaktere bir tabanca verdik Zafer abi. Anasını satayım bütün tabuldotlarda hani birazcık daha bulgur alabilir miyim falan. Ya koy kardeşim. Devam lan. Yani bütün sen ya koy kardeşim. Masar abi de öyleydi Okkabaz'da. Devamlı belinden çıkıyor. Tabanca var eline devamlı ışıkçılara falan. Kardeşim şimdi patlayacak. Şeytan doldurur. Kadir abi gidiyordu ya bir kere bıçak attı böyle evet, Masar abi. Dedim oynama abi şununla. Buradan geçti. Ağaca sakla. Bir şey yok ya diyor. Nasıl yok? Yok yani şu anda yok. Olabilirdi. Evirdi, çevirdi, sana sordu, ona sordu. Gene Art House sinemanın önünde gelen oyuncularından Tülin arkadaşım. Özen arkadaşım. Tülin Özen'le çalıştılar. Ajda'yı nasıl alayım? Besim abiye karşı ben kimim? Burcum ne? Süsledi, süsledi. Abi karakterin derinine iniyorum. Yüzeysel olmasın. Derinine indi. Hocam iki cümle edeceğim. Ne karakter? Olsun. Ve bunu geri planda yapıyor. Bize karşı da ulan alt tarafı bir cümle. Ay. Ne abartıyorsunuz diyor. Ama... Köşeye çekilip çalışıyor. Silahla falan filan. Ya bir dakika. Dur. Bir cümle de olsa rolüne ehemmiyet vermek ne zamandan beri kabahat oldu arkadaşım, ya? Arkadaşım şu zaman. Alo. Ajda abla abi dans ediyor. Kerkenizin biriyle. Bu kadar. Arkadaşım ama... bir şey eklemeden anlatıyorum. çok uzatmayayım. Süslendi, süslendi ve o gün geldi çattı. Bana göre oyunculuk bir ansiklopedi üstüne günlerce konuşabilirsin ama sinema oyunculuğu şu demek. O an o saniye orada. Gerisi tıraş. Yani sinemada bir de özür dilerim. Sinemada bir de take diye bir kavram vardır bilirsiniz. Tek take, iki take, üç önemli take. Önemli değil. İstersen tiyatro sahnesi tamam, gibi değildir. Tamam. Neticede şunu diyorum. Abi ben çok acayibim. Vurdu mu kardeşim? Evet. Görelim. Öksür. Abi. Yani abi ya karavanda çok iyiydi. Abi sadede gel evet. Çat. Neyse kardeşim. O gün geldi. O saniye geldi çattı. Evet. Telefon nefesler önde, tutuldu. Nefesler tutuldu. Telefon önde. Arkada geri planda Ajda Kalp dans edecek ki. Ozan, Mozan herkes orada. Düğün kalabalığı falan ve yakın geniş. 24 abim burada. Of. Arkada. Flu. Evet ama oynuyorlar arkada.
Sabahın 7.30'da takılmış peruk var, onu da koy. Er yetiş bilmem ne, düğün sahnesi, sahne bir çilemler. Çöp! Ajda abi! Bu mu yani? Ya koskoca filmden beni karalayabileceğiniz şey bu mu? Hocam, ritmeyi verebilir misin ikinci take'i? Tabii. Bak. Oyun! Ajda abi. Ajda abi mi? Bir kere söyledim abi. Ya alo. Abi. Ajda abla. Replik yanlış yazılmış. Böyle ama. Bak abi. Ha, doğru. Ajda abi aslında. Hayır. Alo. Abi. Ajda abla abi. Olmuyor yani. Matematiği iyi değil. Melodisi. Melodisi iyi değil. Alo abi. Hayır. Ben onu Ajda abla abi. Hayır. Alo abi. İşte bak ne dedik başta. Şeyde, sinemada, televizyonda, tiyatroda falan böyle şeylerde telefonda karşındaki insanla konuştuğunu varsayarak oynamak zor. Şimdi o sen bana o sahneyi koy sakal lütfen. Bir dakika, sen şimdi bana tamam, telefon hocam. Açtın. Besimim ben. Evet. Alo abi dedin. Ne oldu lan? Derim. Tamam. Ajda abla abi. Ne olmuş lan Ajda? Bunları ya? Düşünmeden mi yazıyoruz ya biz? Ya arkadaşım. Siz o bunları sahne... Böyle bir şey söyleyeceğim hocam. Bunu böyle açıyoruz. Yukarıdan mı düşüyor bunun siz içine? Siz o sahne olmayacak da evet, oraya koyacaksınız. Beni budamaktan kesinlikle korkmazsınız. Arif'le 216 nerede? Hocam budamakla falan alakası evet, yok. Şimdi orada hakikaten karşıdan adamın abi, da konuştuğunu kabul edersen... Abi ne oldu o sahnede, bir şey mi oldu? Yüzünüzü kara mı çıkarttık? Yani abi... Alo Ajda abla abi. Hocam, dans ediyor. Hocam daha biriyle. Şimdi birinci take'de direkt böyle affedersin sıçınca yani... güldük tabii. Abi sizin de var birinci take'de yani, böyle çuvallamalarınız. Ya var, söylemek istemiyorum. Benim de bir tane sahne söyle var. Söyle abi. Benim de bir tane var. Evet. Şu masanın altından doğrulttuğum silahım diyorum. Evet. Birdenbire dağıldı. Silah masanın üstünde duruyor. Evet. Hani masanın altında? Ne oluyor? Alevciğim bugün ne kadar güzel değil mi Garavel hocam? Maşallah çok güzel görünüyor. Tıraşı kes. Robotu getirdin mi? Besimciğim birazdan seni öyle döveceğim ki keşke anam beni aldırsaymış diyeceksin. Doğum kontrolü demişken masanın altından tuttuğum silahım affedersin tam taşaklarına denk geliyor Arifciğim. İstersen biraz daha sakin olalım. Öyle mi? O zaman şöyle tam ortalayalım da baş ağrısı yapmasın. Silah elinde masanın altından. Bu doğru. Kadar bu kadar. Evet. Silah bu kadar değil. Silah bu kadar. Hatta şöyle göstereyim. Bana bak şu anda çok iyi sahne o. Evet. Onu müthiş, da bulsalar. Bu. Ama bana bak. Bana bak Arif Efendi. Şu anda masanın altından tuttuğum silahım. Silahım ya, ya. Silah masanın üstünde. Demek ki insanın beyni gidiyor. Ya hocam, bir dakika yani hocam. Ajda abla, Ajda abi. Yani Ajda abla yerine Ajda abi demem de bir şey yok abi burada. Hocam. Abi bak, koskoca 40 yıllık kariyerde onu buldunuz. Arif Bey 216'da beni en çok dağıtan iki hangisi? Tane sahne var. Hangisi? Bir tanesi Cem Hoca ile uçakta. Dur bir dakika. Bulmaya çalışıyorum. Çok özür dilerim Zafer abi. Dinlemek istiyorum. Senin sözlerini kaçırmak istemiyorum. Garibanlar ev önü pembe şeker. Gazinoya geleceksin. Şimdi bak. Bir dakika abi. Bir gel dakika. Ne demiş abi? Babacım bak. Er yetiş. Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. Seyircimizin ciddi. Sahne 31. Evet. Bak şansa bak. Düğün. Bence oradan olmuş zaten. Oradan. Gece. Evet. Uzakta binanın içinden düğün bahçesini gören bir köşede karanlık bir tip telefonla konuşmaktadır. Evet. Alo. Er yetiş. Alo abi. Ajda abla abi. Dans ediyor. Kerkerizin biri. Evet abi. Tamam abi emredersin. Kestik. Ben bunun tamam. Sonuna... Burada Ajda abi var. Ben bunun sonuna emredersin abimiz eklemiştim. Aa makas. Altın makas oldu. Neden ya Ajda abiyle başlıyorsun. Ajda abi. Evet, abi. Çünkü sen sonuna laf ekleyeceğini önce Ajda abi dememeyi abi sen ilk lazım. Gece silahı böyle hayatında... adamın alnına silah dayamış. Şu anda masanın altından. O ne abi? O da benim hatam. Yani abicim benim hatam. Şey Kenan Mehmetoğlu'da yaptıklarını zaten söylemiyorum abi. Kenan Mehmetoğlu'da ne hata değil, yaptık olur. Ya? Olur. Zafer abicim son... Kenan Mehmetoğlu'da. Üçümüzün de çok aktif. Evet. Yani sen o kenarda, ben o kenarda oynamadığımız bir film hatırlatacağım. Hangisi? Kara komik filmler Kaçamak. Evet. Aytaç'sın. Evet. Nevzat'ım ben. Nevzat'sın. Evet. Benim adım neydi? Alpay. Alpay. Film boyunca 28 kere ben Alpay dedim. Evet. O bana Nevzat ama dedi. Ama onlar hiç gündeme gelmiyor. Sen ona Aytaç dedin. Özkan abiye dönüp... Zafer yani, dedi Özkan abi. Özkan abi bana Zafer dedi ya. Evet. Zafer'im. Zafer'im. Halbuki kimin adı Zafer? Onun adı hayır. Zafer. Nasıl kurtulacağız biz Zafer'im? Hayır hayır. Bir dakika. Onun adı İbo'ydu. İbo. Evet, İbrahim abi. İbrahim abi. Bana Necip'in adı neydi? Neco. 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 Ama
bak bu 20 kere döndü. Herkes birbirine başka bir şey dedi yani. İşte en şeyi Özkan abinin sana zaferim demesi. Tabii. Nasıl kurtulacağız ben zaferim? Ama bence onun önünde ben de... sivil hayata geçtim. İlk geldiğimizde de o serum takıldı ya Özkan abiye. O zaman da çok iyi, çok güzel bir zaferim dedi galiba sana. Yine hani ilk şey otele geldiğimizde. Ha nasıl İbom? Cennet be zaferim. Çok iyi ya. Abi. Abi olur, filmcilikte olur ya, neler olmadı ki? Bak kazayla şu. Bak Arif ve 216'da. Şunu anmadan geçemeyeceğim. Hangisini? Hı. Arif ile 216'da Özkan abinin pilotu. Yaşa onu söyleyecektim işte. Şey mi? Abi. Düğmeler mi? Yok yok. Sen uçağın içini anlat, ben başka bir şey anlatacağım. Ya bizi tellerle yukarıya çektiler. Cemle. Arkada yeşil fonda bilmem ne. Ben oradaydım abi. İşte biz hani uçakta falan düşüyoruz ya hava boşluğunda. Onu çekin. Bizi yukarıda unuttular. Buradan böyle kayışlar mayışlar, testislerin bademciklerle aynı hizaya gelmiş. Roz bir. Bizi unuttular, aşağıda muhabbet devam ediyor. Bir de Özkan abinin uçaktaki şey anı. Geliyorum! Kurtaracak bizi falan filan. Abi şimdi çocuklar çok güzel bir uçak yaptı ama biz uçağı post prodüksiyonda zaten cilalayacağımız için her şey dekor. Evet. Tabii. Özkan abi bindi uçağa büyük bir ciddiyetle. Üzerinde de böyle binbaşı kostümü var, hava binbaşı. Bindi. Mersi kemerine kadar taktı falan. Tahta ya uçak. Action falan. Her taraf yeşil. Özkan abi şimdi böyle böyle yapıyor. Döndürdüğü eline geliyor. Kesme şeker gibi alıyor. Döndürdüğü eline geliyor. Bunları ne yapayım dedim. Ya abi bunları niye topluyorsun? Hayır. Hiçbir yerde de onlarla oynar diye bir şey de ya yazmıyor. Ama çok iyi espri. Yani filmde bile yok bu. Çevirdiği elinde kalıyor ve hala da oyunda. Yani işte şu diye devam ediyor. Kestik çocuklar çıktı bu falan da. Ben Garavel Usta. Ne abi bu? Yemiş. Ben olsam ilkini kopardığımda keserim yani. Yemiş mi topluyorsun? Abi hepsini Antep fıstığını kabuğu gibi avucuna topladı ya. Zeki böyle. Müren'le karşılıklı ilk o kostümü giydiği an. Subay oluyor ya binbaşı. Orada şöyle bir replik var. Şimdi yalan olmasın. Pilot binbaşı Rıza Küçük Durmaz. Rahmetli dedemin adı. Evet. Dedemizin pilot binbaşı Rıza Küçük Durmaz. Emrinize hazırım bilmem ne falan. Şimdi bak. Tekmil verirdi galiba. Tekmil veriyordu. Şey yapıyordu. Evet, evet öyle veriyordu. Pilot binbaşı bile. Böyle yaptı. Zeki Müren. Çağlar çok iyi oynuyor ya Zeki'yi. Laf kalabalığınla büyülendi. Hani bazen böyle cezbeye gelirsin ya karşı tarafı seyrederken. Yani mesela sen çok mesela dalar gidersin. Yağlı ballı bir şey oynuyorsun. Mesela Şerif Lloyd'sun. Yağlı ballı bir şey oynuyorsun. Ben de böyle dalar gidersin. Tabii, tabii. Yani mesela gazoz kapağından set ziyareti kazanmışım gibi. Böyle abi. Ve Zeki Müren yağlı ballı oynadı Çağlar. Özkan abi böyle aldı. Pilot! Pilot. Arkası yok. Arkası yarın. Ne pilotu ya? Hayır abi bak. Pilot binbaşı bilmem ne emrinize hazırdır mı? Pilota indirdi. Aynı temperaman. Yani pilot değil yani. Pilot! Yani böyle gelecektim bu kadar yani kompres ediyorum. Yani 10 saniye ise gene 10 saniye. Bir tane şey var öyle. Pek yakında da var. Al şu oyuncağı. O da var, al evet. Şu oyuncağı götür ufaklığa. Bu o zaman da Baytekin kim sever ya? Kıymetini bilir yani. Hani böyle böyle. Böyle yutonk yani böyle yutonk var. Böyle yaptı resmen hiç unutmuyorum. Arkasını döndü. Al. Ver. Gerisi nerede? Al ver. Yok. Gerisi yok. Hayır yani al vere. Hani al vere döndü. Duvar pası gibi. Filmde peki o uzun hali var. Uzun hali. Al ver ufaklığa. Baytekin kimse de yok. İnternete koysan 1000 tane kim kıymetini bilir falan filan yani. Böyle yaptı bak. Al. Ver. O verdi de şu var. Benim de var öyle bir şey. Yetti mi? Olduğu kadar. Bir de Özkan abinin sıçtığı zaman çuvallığında şey var. Astronomi. 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 Şey var ya bir tane ses hikayesi vardır ya meşhur. 2 limon 1 lira. Şey. Onu bilir misin? Şeyde. Akort Yahşi Batı'da. Yahşi Batı'da. Yahşi Batı'da. Şerif'le beraber kumar oynadıkları yerde evet. Falan. Bunu bayağı bozuyorlar şefi.
Çocuklar merak etmeyin. Bu parayı ben kazanacağım ben. Şimdi o bir akort tutturmuş kendini. İkili bombillere diyor Settin Hoca. Özkan abi hazır. Geldim. İkili bombillere. Çocukluğunda Kadıköy'de biri varmış. Limon satıyormuş. Onu yakalamış. Onu, onu yakalamış. Tabii yani. Nasıl la'yı duyarsın? La, akort yaparsın. Ne dersin ya tamam bu la. O ikili bombillere tamam. Ondan sonra böyle devam ediyorsun yani. Yani ne diyorsun falan filan diye. Ulan bir tane sahne çekiyoruz. Aziz, bir onluk atsana. Hayırdır? Sıkıntı yok, beti arttırıyorum. Aman şef. İkili bombillere yapmadı başta demek ki. Demek ki yapmadı. Ton kaydı. Tabii, ton üst, kaydı. Üst tüpüyle sildi bütün yağı gitti. Yağı gitmiş ya, kaymıyor. Dedi ki, çocuklar merak etmeyin, alacağım elması. Ses ne oldu? Billur gibi. Yani çocuklar merak etmeyin yok. O yok. Gitti kaybı. Aa dedi. Asiko be. Tabii ya, aklıma şey de geldi. Onu da rahmetli anmış olalım. Rahmetli Muhittin. Evet. Bizim ya eşeğin üstünde hani böyle baygın vaziyette geliyorduk ya. Döver Vadisi'nde. Sonra Muhittin birdenbire hani ağırlık devrilince aşağı doğru gitti rahmetli. Ya senin tirat boyunca... Evet. Evet. Ben şimdi Arif'im ya. Düştü değil mi sen o? De, düştü. Abi sen şimdi kaya tirada, kaya gittim. Ya sen tirada atıyorsun bana. E biz de şimdi bütün setin sorumluluğu ben de ona bakıyorum. Ama gözünün önünde kayıyor eşek. Muhittin abi eşekten kayıyor ve kendinde değili oynadığı için. Hani baygın ya. Bozuntuya da vermiyor. Yani anlamıyor da olabilir birazdan düşeceğini. Zafer abi de sündürdükçe sündürüyor. Bana bakın bir daha buraya gelirsem ananızı beklerim diyorum ki. Yani birazcık daha konuşursa. Bir cümle daha eklesen. Düştü düştü ama düştü zaten. Düştü velhasıl. Bir kere düştü. Dedi Hasan ki, abi de düştü abi Arak'ta. Tabi dedi ki Şelalede. Şelalede ilk sahne. Ben iyiyim siz eşeğe bakın dedi. O işin esprisiydi. Evet. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Evet, şey vardı, huyu vardı. Allah rahmet eylesin evet. Evet ama pek yakında filminde de Can Hoca'nın oynadığı Budaklı Kereste aktör rolü ya benim için güzel yani güzel anılar bıraktı ben. Her adam oynayamaz hoca onu. Vallahi oynayamaz bak. Kendimden çok şeyler kattım abi. Hayır doğaldım yani o anlamda. Ama yani vallahi çok doğaldım. Bir çeşit oyuncuyu tarif etti orada. Tabii. Tabii. Bir portre o. Yiyecek içecek işine sen mi bakıyorsun? Evet abi. Ne var içecek? Valla Pepsi var. Fruko 7 gün her zevke göre var. Şimdi bak ben her böyle yaptığımda benim Pepsi'yi getiriyorsun tamam mı koçum? Gidebilirim ve çok yoğun bir oyuncuydu. Yani durlaşı devamlı var. Ben gidebilir miyim? Bir işimiz var, provamız var. Hocam, yalancı bir oyuncu. Zafer abi, bir oyuncunun yelpazesinin geniş olması gerekli midir? Evet. Samimiyetle soruyorum. Samimi söylüyorum. Benim genişti abi. Senin geniş midir Cem Hoca yelpazen? Çok değil. Mesela bir şair oynayabilir misin? Ha? Ne demek bu ya? Evet abi demin. Yani 30 bir... saniye evvel Zafer Algöz'e dediniz ki hocam, bir şair... oyuncunun yelpazesinin geniş olması önemli hocam, midir dediniz. Hocam şair bir şey ifade etmiyor ki yani bir karakter tanımlamasında şair bir şey değil. Şiirlerini okuyan, kahve kahve gezerek şiirlerini okuyan bir şairi oynar mısınız? Oynarım mesela? Elbette. Niye oynamayan? Bir tecrübe edebilir miyiz? Müsaade var mı? Hayır ama bak şimdi şöyle şöyle desen evet. Daha tarifi daha doğru olur. Evet. Şimdi şairin fiziksel benim oynayamayacağım bir özelliği yoksa. Evet. Çok başka bir özellik. Sen desen ki bana 80'lerde bir jimnastikçi çocuk vardı. Onu oynar mısın desen. Kara kara düşünürüm. Çünkü bende o sportif bence özellikler yok. Bence şair oynamak ama için de. Ama şair tarif değil ki. Bende bence olur mu? Şairi oynamak için de kara kara düşünmen niye? Lazım. Çünkü geçen haftaki programımızı seyretseydin. Babacan, eğer. Senin şairin. Şair. Kötü mü? Kötü okuyan bir şair mi? İyi okuyan bir şair. En azından benim kadar. Necati Gil. En azından benim kadar. Evliya Gil pardon. En azından benim kadar okuyabilen bir şaire oynayabilir misiniz? Sizden hocam, bir dörtlük alalım. Dinleyelim bakalım. Hocam bir şey söyleyeyim. Ben şiirle karşı. Gene... Yok ben sizin okumanızı beğenmedim. Ben kötü bir. Ayrıca ben sakal üzerine saksafon. Şairi. Bak üstüne sakal Kenici'yi saksafon koydu. Koydu. Saksafon çaldı diyecektim. Pardon. Saksafon koydu. Kenici'nin oğlu. Kenici'nin oğlu mu? O da saksafoncu. Ne Kenny Me? Hayır. Bir şey G o da. O da mı G? G. Evet hocam dallanıp budaklandırmayalım. Hocam, konuya gelelim. Geçen hafta Zafer Algöz şiir okudu ve alkışları aldı. Tarifi, bir dakika abi. Bir yönetmen alkışları olsanız. Aldı. Siz bir şiiri oynayabilir misin sorusu bir tarif değil.
Ben öyle tamam. alıyorum. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki bir dakika cümlem daha nasıl bir şair? Mesela Yılmaz Erdoğan'ın hayatını canlandırdı. Hayır arkadaşım. Ne kahvelerde kahvelerde giderek pardon. Kendi yazdığı için. Pardon. O kaynamasın ama. Yılmaz Erdoğan'ın hayatını canlandırdı. Yılmaz Erdoğan'ın hayatını mesela oynayabilir miyim? Ne yapıyor şey? Bak baştan anahtarı verdim. Oynayabilirim diyor. Hani mesela öyle yani bir dakika. Yılmaz'ın başka bir sürü özelliği var yani onları yapabilir miyim? Şairlik bir bir dakika şey arkadaşım mi? Cümleyi eksik Atilla alırsan Atilla İlhan'ı canlandırabilir cümleyi miyim? Cümleyi eksik alırsan istediği gibi yontabilirsin. Bu numaraları biliriz. Biz de, mesela biz de oralardan geldik. Cem Hoca laf cambazlığını bırak. Zafer abi sima ben konuşurum. Atilla İlhan'ı oynayabilir. Oynayamaz. Birazcık favoriyi kalınlaştıracak. Kaptan şapkası. Şapka. Bontu'ya getir be Cem Hoca. Kahvelerde gezerek, 70'li yıllarda kahvelerde gezerek kendi yazdığı şiirleri okuyarak kitaplarını satmaya çalışan bir şaire oynayacaksınız. Oynayayım evet. Buyurun bize bir oynar mısınız? Bir dörtlük okur musunuz? Mesela niye okusun abi? Karadutum. Karadutum, Çatalkaram, Çingenem. Buyurun onu bir dörtlüğe bize okuyun. Abicim eğer saksafonu bizden de esirgemezseniz. Ben de yönetmenim. Tamam. Ve audition yapıyorum. Tamam. Eko da verin ama. Ne verirsen ver. Tamam, bakacağım ve çalıyorum. Bakacağım ve diyeceğim ki bunu Cem Yılmaz oynasın. Bunu Cem Yılmaz çok iyi oynar diyeceğim veya demeyeceğim. Sen şimdi abi audition'da hocasın. Karadutum. Çatal karam. Çingene. Evet. Arkası yok. Arkası yok. Nar tanem. Tarla olsam evlek evlek buğdayımsın. Neydi ya? Nar tanem. Nar tanem. Bir tane. Kardeş hiç uğraşma. Bir tane. Dur ya tekstil at. Olmadı. Olmadı. Ajda abi. Adam da yeni başladı. Hemen ya dur versene benim saksafonu bak bir de. Ver, ver abi. Ver abi tamam veriyor. Kara tutun. Çatal kara. Çingene. Nar tane. Muhtane. Bir tane. Daha ne olacaksın? Ama bunu tabii... Saksafon değil, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası çalsa boş iş. Olmaz. Geç, next. Çalıştır, çalıştır hocam. Yok, çalıştırmama gerek yok. Demek ki abi yelpazesi geniş olması güzel bir oyuncunun ama evet. Maalesef Cem Yılmaz bir şairi oynayamaz. Benim en azından benim yazdığım bir senaryoda oynayamaz. Niye mesela şair oynayamaz dedin? Bir dakika. Benim yazdığım bir senaryoda. Var hocam, hocam yazılı bir şey var mı bugün çalışayım? Var Zafer abiyle beraber işte oynayacağımız. Mahsustan oraya getirdim. Hangi firmadan? Mahsustan konuyu oraya getirdim ki. Çünkü logosunu hazırlayabilir miyim abi? Yani Zafer abiyle ikimizin başrolde oynadığı şair kardeşlerin hikayesi. Ve bu şairlerden birini eminim ben. Ben oynuyorum. Ben Zafer abi bir sahnede 15 yaşındaydım ben ilk izledim. Evet. Doy bak hocam. Ben kendim 15 yaşındaydım. Zafer evet. abi 15 yaşında değildi. Tamam. 88'de izledim Zafer abi. Tamam abi ne alakası var? Ben bizim filmden bahsediyorum. Hayır çünkü çok başrolünde Zafer Algöz'ün ve benim oynadığım bir filmden bahsediyorum. Zafer abi şunu söylemek istiyorum. 100 bin seyircinize. Bazıları biz kahvede tanıştık falan zannediyor ya. Evet. Arkadaşlar ben Zafer abiyi 1988'de sahnede izledim. Ben izlemedim. Yarıda çıktım. Biz evde oturuyorduk. Zafer abi aktörlük yaparken biz evde Perihan abla izliyorduk. Ben yarıda çıktım diyor. Ne anlatıyorsun? Hangi? Sen gittin mi? Çıktım. Sen git. Yaşar'a gittin mi? Esirşehir'in insanlarında oynuyordu. Esirşehir Cazgır oynuyordu. Çıktım. Yalan. Yalan bu ya. Esirşehir'in insanları TRT'ye yapılmış. 4 bölümlük. Hangi yıl? Televizyon işiydi hocam. Nerede? Tiyatro değil ki. Cazgır mı? Cazgır diye bir rol de oynamadım. Cazgır, yani. Keşanlı'daki Cazgır mı? Yok öyle bir şey diyor. Evet sevgili dostlar. Kısa ver. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Evet. Ben de anlamadım. Peki, arkadaşım şunu demek aynen. istiyorum. Senin yazdığın bir senaryo var. Var. Ve beni oynatmayı düşünüyorsun. Ve diyorsun vazgeçtim ki, ama. Yani şimdi yaptığım audition'da, Abi sen de ona yani abi, oynayamazsın. Şair rolünü mü oynayamaz? Hmm. Niye mesela neyini beğenmedin? Okuyamadı yani. Ha! Onun için oynayabilir. Çünkü hiçbir şair. Onun şiirini geçen... doğru dürüst okuyamaz. Yok beni almadı. Yani arkadaşım, benim bir filmimde olamaz abi. Küçük bir şey. Senin filminde benim olamamam o kadar mümkün ki. Ama bu herkes için geçerli. Yani senin filminde kimse olamaz çünkü yok ki öyle bir film. Hocam, var abi. Hocam 67. sayfada var abicim. Sen, Allah Allah sen okudun abi. Okudum abi. 67. sayfada duruyoruz. 1,5 yıldır devamını bekliyorum ya. Ben oyunculukta çok iddialı değilim. Ben de iddialı değilim. Ben asla oyunculukta iddialı değilim. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Ben hobi olarak yapıyorum bu işi. O benim ya.
Hobi olarak yapan benim ya. Babacığım ben... Bu nasıl hobi Cem Hoca? Ben... Yapma böyle hobiye can kurma. Evet işte ben hobi olarak bu kadar ben de yapıyorum. Hobi olarak yapıyorum. Para kazanmadığım için ona hobi olarak babacığım, diyorum. Babacığım ben hobi de para kazan. Ben oyunculuktan para kazanmıyorum ki. Sakal bile güldü. Tokyo'ya bak Tokyo'ya nasıl kükür diyor. Hocam. Tokyo, gül hayatım rahat ol bir şey olmaz. Hocam affedersiniz şunu söyleyeyim. Vallahi billahi samimiyetle söylüyorum. Ben oyunculuk iddiasında birisi değilim. Ama şunu demek istiyorum. İyi oynadığımı söyleyen takdir eder çok kıymetli. Oyuncular tanıyorum. Yerli, yabancı. Evet başka senin bir yabancı şeyin de var. Biz daha mesela öyle bir filmde oynamadık abi yabancı. İyi bir aktör olduğumu söylüyorlar. Ben de gülüyorum. Angelina Jolie miydi? Sen kimle oynamıştın ya? Russell Crowe. Russell Crowe. Angelina Jolie ile oynamadım. Angelina Jolie bizim setin yanında film çekiyordu. Neydi o? Hani şu... Salt mı? Yok lan ne saltı? Hani şu okyanusta kayboluyorlardı. Yönetmenliği ne yaptı ya? Hmm, hatırlıyor musun? Şimdi. İkinci Dünya Savaşı'nda bir... Ha evet evet evet. Olimpiyat ekibi mahsur kalıyor. Japon adasına çıkarıyorlar falan. Onu o mu yönetmiş ya? Şey... Emin misin? Yok Changelik. Tabii nasıl emin misin? Angelina'nın var mı harbiden öyle yetenekleri yoksa Angelina sen kenarda dur yavrum. Görüntü yok yönetmeni ya, burada onları şu bayağı kadın ciddi abi işinde. Ben abi yönetmenlik böyle sen kenarda durla yapılacak bir şey hayatım, değil senin abi? Adını yazalım. Yok, al paranın abi. Aşkını. Olmaz abi. Şöyle. Sen öyle ne anlarsın değil. Kameradan, ışıktan yavrum? Olur mu abi öyle şey? Falan, yok yok öyle değil abi. Anlamasa abi koskoca stüdyo ona o işi verir mi yani? Öyle sen kenarda dur adını yazalım. Hoca. Efendim. Birbirimize şimdi yağ var bal var bölümünden ziyade ben çok arkadaşım konservatuvara gitti gençliğimizde işte o bahsettiğim yıllarda 86, 87, 88. Benim bir merakım yoktu. Ben merakım var da gittim. Ama mesela senin merakın vardı. Evet. Oyuncular sen ne zaman merak saldın Cem Hoca? Hiçbir zaman. Ben bir merakım yok oyunculara. Ben yazmak, çizmek, canlandırmak. Oyuncular merak olmayan bir insanın nasıl üstadım, 10 tane filmi oluyor ya? Babacığım bak şunu söyleyeceğim. Sen sana. Ferhan'ın filminde de oynadın. Kimin? Davetsiz Misafir miydi? Ferhan kim ya? Ferzan. Ferzan. Ya bir şey olmaz sakal. Sakal burayı at ya ben Ferhan'ı Ferzan'ı. Bir iki tane saksafon konulacak yer var. Sen Ferzan'a da koy onun da hoşuna gidecek. Ya Allah Allah. Ferzan. Allah aşkına yapmayın ya. Ya da Fersan. Fersan. Ferhun Cenzor. Denizler altında 20 bin Fersan vardı. Jules Verne'in okumuş muydun abi? Evet ya, hocam. Çocukluğumdaki... Hocam şunu demek istiyorum. Ben mesela lisede tiyatro ekibine girdim. Evet. Beni ikinci provada paketlediler. Dediler ki baba sen ekip olarak bir sahnede var olabilecek bir kişi mukallitlik yapıyordun tabii. Evet milleti güldürüyorsun. Hadi evet, baba dediler. Işte. 30 sene sonra Hindistan'a gitmiştim Masan abiyle beraber. Orada bir workshop vardı. Eğlencesine. Orada da kadın dedi ki herkesi güldürüyorsunuz lütfen çıkın dedi. Doğru. Yani biz sinemaya giderdik bir film seyredemezdik. 5 sıra bir sıra adam var. Adamız böyle 10 kişi. Sahnenin en başında oturup en ucundaki adamı güldürüyor. Filmi seyredemiyoruz. Sonra dedi ki beni niye götürmüyorsun? Abi niye mesela E.T.'nin sonunu bilmez. Anladın mı? E.T., Jaws onu bunları ben bilmez. Ben E.T.'yi kaç sene sonra videodan sonuna bakabilirim. Valla Jaws ölmedi zannediyor. E demek işte film... Jaws 2. Filmde bir inandırıcılık tarafı olmayınca... Yine YouTube bizi bir yere koyacak abi bir şey demedim. Jaws 2 dedim ya. Yok mu Jaws 2? Yok var mu oğlum? Var hocam. Var var. Mutlaka vardır yani. Var. Hocam çünkü peki şeyden mi bahsedeyim? Köpek balıkları memeli mi? Değil değil mi? Balık. Balık. Dolayısıyla Jaws 2 yok. Moby Dick'im var. Moby Dick. Milliyet evet. Çocuk'ta Moby Dick serisi var. Milliyet Çocuk'ta Moby Dick'i vermiştim böyle orta evet. Sayfada açıyordun. Evet. Moby Dick. Koskoca böyle adam da... Evet. Abi biraz da tezgahtaki yeni maldan bahsedelim. Erşan Kuneri'den. Of evet, be. Şimdi Erşan Kuneri ne zaman başlıyor Cem Hoca? Bir dakika şey ondan evvel ben bir şey söyleyeyim. Can Hoca'nın rolü var mı? Ben var mıyım? Ben ona göre yükseleceğim. Erşan Kuneri ile ilgili Zafer abicim hala daha kasla ilgili kafamızda soru işaretleri var. Ama gerçekten sen tabii biliyorsun biz beraber seyircimize bu müjdeleri verelim. Güzel bir ekibiz yani. Güzel bir ekip. Ve 8 bölümlük bu dinamik işte mutlaka başka arkadaşlarımız da bazı bölümlerde misafir oyuncu olacaklar. Ana kadromuzun dışına çok giren çıkan olacak. Erşan Kuneri'yi Erşan Kuneri'yi yapmaktaki motivasyonu ne Cem Hoca? Hocam yani, ben eğlenceli böyle olacağını... Halkımızdan gelen şey mi? Ne gibi? Arz talep mi? Arz mı? Talep mi?
Yani yok talep abicim, mi? Ben biliyorsun ben bir işi böyle çok uzun süre düşünüyorum yani. Erşen Kuner'in mesela yalnızca Gora'da küçücük bir skeç. Evet. Bir skeç anı yani. Önemli değil o kadar. Harika. Biz tekrardan sıfırdan başka bir şey yaratıyoruz ama o adam üzerinden, o adamın dünyası üzerinden başka bir... Peki o Erşen Kuner'in Gora'da 2-3 dakika yer almasından sonra hala bir Erşen Kuner'in evet, diye bir şey... Efsane olması. Orada başka karakterler karakter vardı mesela. Komik. O kadar iyi şey olmadı ama Erşen Kuneri için hep bir beklenti oldu filmini yapın falan. Neden acaba? Gerçi Arif'e 216'da bir nebzesi yapıldı. Serseri bir karakter olduğu için hocam. Serseri bir karakter ama tabii beklenen şey daha serseri olduğu için bir de adamın yaptığı meslek icabıyla bizim böyle çok hardcore bir yerden gireceğimizi hayal ediyor bir takım seyirci. Halbuki ben sofistike bir komedi yapmak istiyorum elbette. O zamanın bir erotik film oyuncusu. Tabii kendisi olarak. Yani şimdi biz bir de Arif'le 216'da onun böyle DJ kenki halini yaptık. Evet. Ya, o da evet. Biz 1970'lerin ortasından girip bir 2-3 sene Erşen bakalım ne filmler çekiyor, kimlerle neler Erşen'in yaşıyor. Erşen'in hayatına odaklanıyoruz. Evet. Erşen... Yine dönem işi olacak yani. Dönem işi Masraf olacak. Kıyamet Can Hoca yine. Hoca sevmiyor. Biz gene paramızı alamayacağız demek ki. Feragat edeceğiz. Yani. Niye yine? Biz... Ama o zaman ben kendi bütçemi her zaman filmin yemeğine şey yaparım. Zafer abim var projede. Çok sevdiğim genç arkadaşlarım var. Hadi şimdi burada sizin kanalınızı açıklıyorum. Ben de varım. 1969 yılında Besim Toker'le çalışan Er Yetiş, 70'lerin ortasında Miki Muammer'in barında çalışıyormuş. He. Orada güvenlikmiş. Demek ki ben kovulmuşum. Oyuncak işi batınca belli ki bana yol vermişim belli ki. Hocam benim en çok sevdiğim işler şeylerden bir tanesi, kafalardan bir tanesi mümkün olabildiğince bütün filmlerimiz bir şova dönüşmesi. Yani hepsinin tamam karakterleri ciddiye alıyoruz ediyoruz ama bizim bazı filmlerimizin şu tatlı olduğu bir gerçek. Mel Brooks'a o anlamda çok özenirim. Sanki her birinin sonunda selama çıkar gibi. Hani hatırlıyorsun espriyi sen diyordun ki Besim abi sizi bekliyor evde. Kim oynuyor Besim abiyi? Zafer abi diyor. Yani şimdi biz bunun buradaki yabancılaştırma efektine şeyiz, meftunuz, seviyoruz böyle şeyleri. Akşamda da böyle şeyler olacak mı? Yok aynen. Şu anlamda söylüyorum. Filmlerin birbirlerinle geçirgenliği, oradaki karakterin başka bir yerde olması. Bunlar bizim evrenimiz. Burada oynuyoruz çünkü, işte. Çünkü zaman derdi de olmuştu. Takvimi yani zaman tak şeyi çizelgesi buna müsaade ediyor. Ya elbette. Bir de şöyle bir şey var. Bugün geçen gün Yiğit'le de tartıştık. Yani şey meselesi var ya. Ya örümcek adam 1938'den beri ölüyor, diriliyor. Tekrar bu dünyada yaratılıyor. Yani biz bir karakter tasarımı köklü çok ciddi hasar vermedikten sonra neticede ansiklopedik bir şey yapmıyoruz biz. Yani biz bir türden, bir tarz adamdan, bir tarz adamlardan, bir tarz dünyadan. Dolayısıyla başkasının yapmaya yeltenmeyeceği şeyler bunlar. Bizim dünyamıza ait şeyler. Nostaljik bir şeyi kaşımak için değil, yeni bir komedi yapmak istiyoruz abi. Yeni, hızlı. Bir şey soracağım bununla ilgili. Onun için yeni, bu, yeni olduğu için sen ve Zafer abi var. Yani bizi izleyenlerin de belki kafasında öyle bir şey olabilir soru. Genelde öyle bir şey oluyor. Bizim filmlerimizde, senin filmlerinde kadın karakterle ilgili genelde bir problem. Yani problem demeyeyim ama kadın karakterin geri planda olması ile ilgili hep böyle yani hep erkek yok karakterler. Türle alakalı. Bu Erşen Kuneri de mesela kadın karakterlerimiz olacak mı? Çok. Daha bol olacak yani. Daha bol olacak. Hem de minütaj anlamında da çok işleri var kadın karakterlerin yani. Elbette ama ben bunu o eleştirinin anlamını bulduğum için değil. Neticede bizim seçtiğimiz filmlerle kadınlar önemli ama öykülerin özellikle spoof olanlarda yani böyle şakasının, türün şakası yapılan şeyde atıyorum. Diyelim ki Indiana Jones filmi yapacaksan oradaki kadın oyuncunun Indiana Jones filmlerindeki bir işlevi vardır ya. Hani başa bela gelir, daha da bela gelir falan gibi. Ya böyle bu komedik kalıplarda bazı görevler var. Şey gibi düşün, bebe ruhi ne yapar? Hmm. Bebe ruhi ne yaparsa... Rahmetli bizim Muhittin abi onu yapıyordu işte. Tuzsuz Deli Bekir ne yapar? Tuzsuz Deli Bekir ne yaparsa bazen bizim karakterde ah ben onu yapıyor, bazen onu ejder yapıyor. Yani bunlar bizim zihnimize kazınmış formlar. Zenne karakteri ne yapıyorsa onu yapıyor falan. Hacivat ne yapıyorsa, Karagöz ne yapıyorsa şeyi hatırla.
Yaşı Batı'daki bizim Ozan'la ikimizin oynadığı karakterleri böyle resmen Karagözlü Hacivat'tır onlar. Evet. Bir tanesi daha eğitimli, tırnak içinde bir sürü bilmediği şey var. Öbürü eğitimsiz, onun da bilip ötekinin bilmediği şeyler var ama öteki daha cahil diye kodlanmış falan gibi aslında bir sürü ödün şeyimiz var. Yani bizim özenti bir şey yapmamızı sağlayan şey bu formlar. Erşen Kuneri de böyle abi işte o zaman erotik sinema, seksi olaylar göreceğiz. Tabii göreceğiz. Daha serseri bir dil olacak. Evet tabii olacak. Ama YouTube kanallarında bazı gençler, bir iki akıl verene rastladım. O konuda çok cömertler sağ olsunlar. Ya ben mesela şimdiye kadar hiçbir fikrimi paylaşmaya değer görmediğim için şu ana kadar hiçbir workshop yapmadım. 30 senedir neredeyse bu işle bilfiil ilgileniyorum yani karikatürden bu zamana. Hı hı. Ama hiç fikirlerime çok güvenmediğim için paylaşayım bir şeyim yok. Ben yapmaktan yanayım yani ama sağ olsun bazı YouTube kanallarında yeni projesiyle ilgili ben çok umutlu değilim diyor mesela çocuğum. Daha mal ortada yok yani. Yani mesela sen umutlu değilsin ama Netflix umutlu parayı da yapıştırmış. yani belki de o okumuştur. Netflix okumuş yani şimdi olabilir. Böyle bir profesyonel dünya mı var? Yani şimdi çok tatlı. Bayılıyorum böyle şeylere ben. Yani ben hiç şaşırmıyorum. Yani bunu konuştuğun zaman da çocuklar şey, sen koskoca Cemil Mersin bizi niye takıyorsun? Ya benim işim zaten aramızdaki fark bu. Sen beni takmıyorsun ama ben seni takıyorum. Onun için ben bu işlerle uğraşıyorum. Sen bu işlerle uğraşmıyorsun. İnsanla ilgilenmiyorsun. İnsanla ilgilenmediğin için de fikirlerin keskin. Ben umut görmüyorum yeni filminde. Peki Nurettin, ne yapalım, şimdi? Yani hani nasıl bir şey yapalım? Hadi dükkanı mı kapatalım? Vergi levhası matrah boş verelim. Nurettin dedi ki, evet yani ya çocuklar haklı abi. O kadar saç uzatmış oğlan mı? Yani hani ne? Yani bir kere de şunu da hayal etmiyorlar. Mesela sana ya da sana Zafer abi, bana, bizlere ilk hareketi veren kimdi? Yani mesela bizim kuryemişçi vardı mahallede, hatırlıyor musun bir tane? Devamlı böyle lebi kavuran böyle. Bir sürü, bütün mahallenin komplo teorilerini ondan duyardım. Karşılığı yukarı bir kat daha çıkacakmış falan. Yani gibi. Şimdi bu herifler o leblebi şeyi, kavurma şeyi bir uydu aracı gibi bütün mahalleyi hani harmanlamak gibi. Yani onu böyle karıştırırken mesela diyelim ki geldi oradan bir tane Renault. Geçti. Allah korusun beni topuna koşan bir çocuğa ani fren koydu, oradan 90'la geliyordu diyor mesela. Hem hani buradan o da giriyor. Yani leblebiyi kavururken oradan nasıl bir şuvasa o anasını satayım. Oluyor. Hani o yeni gelin evlenmiş, öbürü bilmem ne işten atmışlar. Kıdem tazminatını bile almamış falan diye. Hep o leblebiden yani. Ama kulaklar yerken. Yani şimdi bu adamın aynısının Kadıköy'de modada gezeni. O da yavrum kuru yemişçiden çok farklı bir şey olduğunu zannediyor kendini. Mesela tatlı bir yelek giydiği için. İşte ne bileyim bu akşam kırıntıdaydık falan. Ya da işte ne bileyim bir iki tane Danimarka filmi izledi diye. O kuru yemişçi amcadan çok böyle farklı bir şey olduğunu zannediyor. Olmaz o iş falan. Yani ya senin bir tek kıyafetin değişik. Bak yani spor ayakkabın var falan filan. Bir iki abi. İnternetin var evde. Netflix izliyorsun bazen. YouTube'a bakıyorsun falan. Sözlük platformlarında yazı yazıyorsun. Bir iki yere comment atıyorsun ve çok acayipsiniz. Yani çok şanslıyız. Evet. Helvaları da dağıt sakal. Helvaları da dağıtınca tamam olur. Ne oldu hocam? Bir de şey var. Cem Yılmaz ateş püskürdü. Burada da gelir şimdi. Ateş püskürdü. Abi gene kızıyor ya. Kendini eleştirenler de gene kızıyor. YouTube'da. Allah Allah. Yani Allah Allah. Yani ne yapayım peki? Ben deli numarası mı yapayım? Yani hey dost, bir dost bir post yeterli bu. Ne yapayım yani mesela? Deli numarası. Evet, son dakikalarda Cem Yılmaz'ın kendi şovunu yapmasına müsaade edeyim. Şey seçen. 90'lı yıllarda Hülya Avşar şov vardı. Oraya gitmiştim. Kenan Doğulu ile beraber. Kenan da bizim ikimiz şeydir, ahiretliyizdir. İvo Show'a beraber gideriz. Seda Sayan Show'a beraber. Her yere takım ararız birbirimizi. Yeter ki bir show olsun. Tabii tabii. Abi Hülya Hanım'ın organizasyonunu yapan yapımcılar dedi ki konuklarımıza dedi
türünün dışında bir şey yaptı. Kenan ne yapacak dedim. Kenan dedi mesela Türk sanat müziği bir şarkı söyleyecek. Siz ne yapacaksınız dedi. Benim zaten türümde yapsam da olmuyor ya. Dedim ben dedim yumurta kıracağım. 20 küsur yaşındayım yani. Böyle baktılar hakikaten arabanın bagajına attım. Piknik tüpü, tava. Evet şimdi türünün dışında bir şey yapacak dedi. Koydum tavaya yumurta kırdım. Sazı bırak abi bu ceviz mi ne bu? Bu ebony. Ne deniyor ebony'ye? Masif bir ağaçtır ya. Neydi ebony? Abanos. Bunu sahnede kullanıyorsun değil mi çıkarken? Evet abi. Hey hey! Gösteriler. Gösteriler paket. Paket mi? Gösteriler paket. Tek derdimiz o olsun ama... Aşıyı bekliyoruz. Aşı olacağız abi. Aşı hakikaten. Aşı olmamız lazım Can Hoca. Abi gelsin de olacağız. Aşı olmamız lazım. Haydi çocuklar aşıya. Hayır. En son açıklanan şey şu abi. Çin yeter kadar aşı vermediği için dışarıdan başka yerlerden de alacakmış. Baba şu zihnimizdeki Çin malı fikri varken evet. Çin'den gelen aşıyı çok zor. Ama Çin yani kendi içinde de halletti galiba. Neyi halletti? Abi insanlar neden korkuyorlar biliyor musun? Evet. Şimdi Çin mallarında bir taklitçilik var evet, ya. Ulan acaba aşının da sahtesi bize gelir mi? Onun dışında katlanarak şöyle bir şey de var. Gelen sahte aşının da aşısını yapıp bize burada kakalayanlar olabilir. O her zaman geçerli abi. Baba, yani sana plasebo basar. Birazcık basar, fazla adaçıyı içiyorsun da memelerin büyüyor. Ya abicim yan etki diye bir şey elbette var da. Medet işte ya bir medet yani. Yani millet Çin'in şakasını yapıyor ya, çip takıyorlarmış baba. Önlü arkalı plaka taktırsa da... Baş iyi olacaksın. Can abiyle olacağız tabii. Baş iyi olacaksın. Zafer abi, konumuza dönebilir miyiz? Tabii buyurun Can Hoca. Konumuza dönelim ve toparlayalım bence. Evet buyurun. Bir durgunluk dönemine girdik. Ne durgunluk dönemi ya? Neşeli neşeli anlatıyoruz. Ayrıca Bağlarbaşı ne zaman yani? Birazdan. Birazdan. Birazdan bağlayalım. Buyurun hocam. Cem Yılmaz'ın filmlerinde şu rol bir daha yazılsa böyle... Bir daha oynarım dediğin rol hangisi abi? Devam filmi olarak. Devam filmi. Senin rollerini oynamak isterim mesela. Abi senin rollerini diyorum abi. Benim rollerimi oynarsan 30 saniyede atılıyorsun. Abi ben 2 dakikada bitiyor benim roller. Senin oynadığın. Ben oynadım. Ya hocam hiç kimseyi kandırmadık gibi şimdiye kadar sana dedik. Sen yalan söylüyorsun. İsmail böyle şöyle geliyor İsmail. Öyle bir şey yok hocam. Patlıyorsa patlıyor. Bak burada yazıyor hepsi. Ya, birkaç sayfa atılmış kardeşim biliyorum. Ben eski halini biliyorum. Yani masadaydım ben. Daha 10 sayfa lafım vardı benim. Hocam ben önemli rolleri, değil ya. Ben ya sen tabii eve alıyorsun arkadaşım. Teksti eve. Böyle gidiyorsun. Burada ben varım diyorsun. Evdekiler de görünce adamı rahatsız etmeyelim. Çalışıyor diyor. Arkadaşım bu işin raconu mu? Teks götürmem. Evde iş götürmem. Allah selamet versin. Yavuz abi bana av mevsimini verdi. Hmm. Ben de senin gibi baktım. Dedim ki bak Şener abiyle oynuyorum bu kadar dedim. Şöyle bir yaptım burada ölüyorum. Bundan sonrası Rıza Kocaoğlu. Biz de filmciyiz. Biz de filmciyiz. 15. sayfada ölürsün. Sonra flashbacklerle sonuna kadar devam edersin. Bizde o da yok. Ya bir Allah'ın kuru da ya İsmail Bey bir rüyasında görse bir 5 dakika daha çıkar. Flashback falan filan oradan diyorsun. Ya İsmail Bey'e flashbackle vakit kaybet. Ulan ben son umutta öldüm Water Diviner'da. Daha Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı karakter, Yılmaz'ın şahsına demiyorum. Beni kılıçla kafamı kestiler. Bir şöyle bir ya Davut Onbaşı da öldü demedi ya. Pır diye atabildi gitti. Ne yaşanmıştı? Davut Onbaşı mıydı ya sen? Neyse işte kim Onbaşıysam ben onun parası. Evet Zafer abi söyle cevap parasını ya. Yedim bile ben ya. Mehmet Ova mu mesela? Mehmet Ova mu olmak isterdin? Ne olmak isterdin? Ben mesela Mehmet Ova yazmak isterdim. Öyle mi? Tabii. Çanan. Mehmet Ova demişken Azerbaycan'daki dostlarımızdan çok... şey geliyor, yoğun mesaj, sevgilerini iletiyorlar. Olumlu anlamda. Hep olumlu anlamda. Abi en son Paşinyan taklidi bayağı. Abi programınızı izliyoruz, seviyoruz. Sen Azerbaycan'a gittin abi. Gittim İnşallah Can Hoca ile biz de gideceğiz. Bir abi sonra. Gerçekten. Şu şartlar bir düzelsin de evet, bir Bakü'ye evet. Gidelim ya. Evet, ne yazık ki pandemi belimizi büktü. Sonradan yaşananlar da tabii çok üzdü hepimizi de. Evet. İnşallah olumlu gelişmeler olur. Azerbaycan'da çok bizi iyi karşıladılar. Elbette yani çok gidip gelmemiz gereken bir yer karşılıklı. Oradan çok sanatçı arkadaşımla da tanıştım ettim. Sizi Mayıs ayında 2020'nin Mayıs'ında Mihri Yusuf'un konserine götürecektim. Ama ne yazık ki evet, pandemi belimizi büktü.
Gideriz şartlar düzelince. En son 9 Ocak, 9 Mart'ta abi hatırlıyorsan Ankara'dan geldik biz kitap fuarından. Orada biraz sallanmıştık Cem Hoca uçakta. 9 Mart'ta dedim ki bir daha uçağa binersem 2 olsun dedim. Hakikaten bir senedir uçağa binemiyorum. Nazar. Nazar bayağı. Demek ki fazla şey da iddialı olmam. Benim şu anda burada sizin sevenlerinize, benim sevenlerime bir şeyi fahş ettik. Dedik ki evet. Bu arkadaş Erşan'ı yazıyor şu anda. Evet. Nitekim hakikaten de yazıyorum. Birinci, evet, birinci bölüm bitti. İkinci bölümü daha göremedik. Bakıyorum, düşünüyorum, yapıyoruz. Bekliyoruz. İkinci hocam, bölümü heyecanla bekliyoruz. Biz ne kadar, biz aktörler böyleyizdir abi. Devamlı heyecanla bekleriz. Yani ne kadar varız. Hocam bizde öyle kronometre tutan aktör yoktur. Sen uyduruyorsun. Şu anda tribüne oynuyorsun. Şaka yapıyorsun. Bizde öyle minütajına bakan yoktur. Ozan abi. Ozan bazen yapar öyle lafım az. Neyse canın sağ olsun yapar. Ama o da şakasını yapar. Aktörlük öyle bir şey. Ya da şey der. Ben bunu oynamak istemiyorum. Evet. Tam çekime 10 saniye bazen kadar. İki cümle söylersin. Filmin kralı sen olursun abi. Ya belli olmaz o iş. Bazen şimdi, de söylersin niye bu söylemiş dedi. Nasıl söylediğine bağlı abi yani. Bir de bakarsın ki adam o iki lafı da söyleyemiyor. İşte ya, öyle geldiği zaman... Cem Hoca bir dakika olur. Sana bir soru. Bir Arif daha görecek miyiz? Arif ve Er Yetiş. Birazcık daha yaşlanınca yapacağım. Arif ve Er Yetiş mi? Arif ve Er Yetiş mi? Niye ki ya? Ben size spin-off yapayım. 216 ile Er Yetiş. Başladığımızda herif sinek kaydıydı. Ya bak, evet, ya inanmayacaksınız ama şuraya oturduğumda hafif, evet, hafif gelmişti. Adam karardı ya. Abi, ya böyle gözle görülen... Yok yok, hava karardı ya. O sakal da karardı abi. Abi gözle görülen sakal... Hani bazen benim Ayıptır Sinemesi bazı otomobillerim vardı eskiden. Turbo charger olduğu için mesela vurdun geliyorsun Ayvalık'tan böyle Tekirdağ'dan böyle benzin ibresinin düştüğünü gözünle görürdün. Bu da onun gibi. Sakalı büyüdüğü görünüyor. Yani mikrokozmos gibi. Yani böyle sevdiceği diye bir yaklaştı. Aşkım efendim ya. Böyle şey olur yani. Sen bitkiler yapma. Böyle uzar yani. Abi baksana sakallı oldu herif gene. Evet hakikaten o kadar yoktu sanki ya. Gülmektendir hocam. Aman, sakalı mı çıkıyor? O zaman bizim filmlerimize gitme. Gözle. Hocam programımızı evet. Kapatma şerefini Cem Yılmaz'a verelim gözlüğüyle. Çok özür dilerim. Evet. Efendim şunu diyecektim. Buyur seve abi. Seve şeref duyarım. Abim dedi ya şairler diye bir şey yazıyorum. Evet. Bütçesini de söyleyin de yapılıp yapılamayacak. Biz öyle... Hocam şu anda en küçük film 10-15 tamam, arasında 10-15 gibi. Zaten bizim. Bizimki 10 milyona biter galiba hocam. Ben para da almayacağım. Senaryo parası da almayayım. Kurgusunu ben yapabilir miyim? Akva olsun. Oğlum sen A-list'te çalışmıyor musun yani? Senaryo ne zaman gidecek? Sana ne topu? Hanımlar beyler. Evet. Bir burada olan bence burada. Biz artık pardon Cem. Cem herhalde bunu söylediği gün biz 100 bin olmuş oluruz. İnşallah. Sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle istersen gazı açalım. Buyurun. Sevgili arkadaşlar. Kıymetli abilerimin kanalını 100 bininci seyircisini kutladığımız anda yapıyoruz bunu. 100 binin seyircisini yorumlara 100 bin yazıp küçük bir boşlukla adınızı yazarsanız tabii. Bu seçilen arkadaşımıza her birimiz hem kitaplarımızı hediye ediyoruz hem de Zafer abimle abimin çekeceği Şairler filminde küçük bir rol. Öyle evet. Mi? Tabii. Kitap garanti. Kitaba siz odaklanın. Rol de garanti. Rol çünkü garanti. Gördüğünüz gibi film düşük bütçeliymiş. Yani yapılabilir. Düşük dediği de evet. 10-15 dedi. 10-15. Kendi de para almıyor. Demek ki 10-15 yani nereye gidiyor zaten? Muza falan gidiyor herhalde. Evet. Ben senaryo parası almıyorum. Oyunculuk almıyorum. Art direktör dedi. Ama dişi hasılatından alıyorum. Aşk filmlerini unutulmaz yönetmeninde öyle bir şey vardı. Makyajı sildi. Konuşurken pazarlık yapıyorlar. O ne diyor filme? Orion mu diyor bir şey diyor. O da diyor ki Akva olsun abi. Akva abi. Film bak çekiyorum. Kodak demiyorum. Kodak demiyorum diyor. Film çekiyoruz abi yapma. Abi bak, bu gözlük çok iyiymiş. Art direktör dedin. Makyöz de yok dedin diyor. Çok güzel filmdi. Tavsiye ederim. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Evet Zafer abi. Arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Evet. Programımızın kapanış anonsunu da sevgili Cem Yılmaz'dan rica edelim. Sevgili tamam. Dostlar. Evet. Dijital medyadaki sesiniz, soluğunuz, gözünüz, kulağınız burada olan burada kalara konuk olmaktan şeref duydum. Bir dahaki programda daha görüşmek üzere.
Biraz eko alabilir miyim? Tabii ki. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Nartanem. Nartanem. Nurtanem. Nurtanem. Bir tanem. Bir tanem.